Biraz canım bu tırtıklı diye. Tam bir şey olmaz. Tam bir şey olmaz. Adayları beni öldürecek. Boşver abla sen onları. Siz genç, işsiz, okumuş birine verin. Genç, işsiz, okumuş, okumuş birine. Evet. Vallahi. Tamam. Ben yüksek lisans yaptım. Master mezunuyum ama boşum hala. Atanamıyorum. Vallahi. Evet. Siz çok seviniriz. Olur, sevinirim ya. Ya biz de diyoruz biraz okumuş. Yani genç, alırsa, okumuş. Gençler bizim muhtar adayımız acaba bizim hangi gerçekten? Şey maalesef evet. Tamam. Hemen abla. Hiç şansım yok diyor. Geç yine kamera da çekelim. Merhaba abla. Hatice Mahallesi Muhtar Adayı. Desteklerinizi bekliyorum. Tamam. Benim oyum yok. Hani size yalan söylemeyeyim. Biz köyde oyu kullanıyoruz. Sizin bu Tunceliler hepsi burada kullanmıyor ya. Ama ben burada oyu kullanamıyorum kızım. Ben tamam. Ülkede kullanacağım. Mazgirde kullanacağım. Tamam teyzeciğim. Size başarılar dilerim. Teşekkür ederim İnşallah teyzeciğim. İnşallah kazanırsınız. Gençler kazansın. Ezilen insanlar girsin. Evet. Biz çok mücadele verdik. Çok evet. Ezildik. Evet doğru söylüyorsunuz çok, teyzeciğim. Çok şey kaybettik. Değerli evet. İnsanlarımız. Evet. Ben konuştum. Sağ kimseye söz vermiyorum. 1992 Dersim doğumluyum. Dersim'de doğdum, büyüdüm. Şu an üniversiteyi de burada okudum. Muzur Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. 2019 yılında yine kendi üniversitemde, yani Muzur Üniversitesi'nde yine sosyoloji alanında fakat müzik sosyolojisi çalışarak Alevi Deyişleri'ni çalıştım ve Alevi Deyişleri'nin sosyolojik analizini yaptım. Weber'in çok sevdiğim bir sözü vardır. Diyor ki bürokrasi topal ilerliyor. Ben bürokrasinin topal değil sakat olduğunu düşünüyorum ve ilerlemediğini düşünüyorum. Çünkü bizler vatandaş olarak, seçmen olarak karşımızda sorunlarımızın çözümü için bir muhatap bulamıyoruz. Ya da muhatap bulduğumuzda o kişi bizi ciddiye almıyor ve sorunlarımızla ilgilenmiyor. Ben de bu yüzden muhtar adayı olmak istedim. Ve gerçekten o devletin işte yetkili kurumlarıyla birlikte hareket ederek mahallem dahil olmak üzere aslında Dersim'in tüm genel sorunlarına bir çözüm bulmamız gerektiğine inananlardan. Şimdi toplumda yaratılmış bir algı var. Maalesef işte muhtarlar hiçbir şey yapmıyor. Evinde oturuyor ya da işte emekli olabilmek için bunu kullanabilen insanlar var ya da işte ek gelir mantığıyla girenler var. Bizim öncelikle aslında bu toplumda bu algıyı, bu mantığı yıkmamız gerekiyor. Ben muhtar seçildikten sonra bir muhtar olarak da yine aynı şekilde insanların evini dolaşacağım. İnsanların sorunlarını dinleyeceğim. İnsanlar bu sorunları bana iletecek. Evet belki benim bir muhtar olarak köydeki bir muhtar gibi kamu tüzel kişiliğim olmayabilir. Ama ben merkeze yani mahallede valilik gibi, belediye gibi kurumlarla, kuruluşlarla iletişime geçerek onlarla birlikte çözüme kavuşturabiliriz sorunlarımızı. Yani bir muhtar adayı olarak ya da bir sosyolog kimliğimi kullanarak kadın kimliğini çok kullanmak istemiyorum açıkçası. Ben bu konuda biraz eleştiriyorum insanları. Çünkü şu anda benim girdiğim mahallede zaten 9-10 tane kadın muhtar adayı var. Dersimde de böyle bir problem yok. Hani kadaya da girmesin ya da kadın adaylar bence tam tersine çok destekleniyorlar. Adamcılık ya da aşiretçilik mantığıyla oy verme anlayışını yıkabilirsem önce daha sonra Ben de bir sosyolog olarak çünkü kendim de dersin özelinde çalıştığım bir çok çalışma var. Buradan hani kendi kimliğimden yola çıkarak söylüyorum. Ben buradaki sorunları çok iyi biliyorum. Yani tabii ki de biz de bugün işte sokak hayvanlarının bir problem olduğunu ya da işte çevre kirliliği vesaire birçok deprem, göç, boşanma ya da intihar, işsizlik bence şu an dersimin en önemli problemlerinden birisi. Çünkü kendim de şu anda o kitlenin içerisindeyim ben de. Çünkü ben yüksek lisans yapmış, sosyoloji mezunu biriyim ve sosyoloji gibi bölümü birincilikle bitirmiş biri olarak evde oturuyorsam eğer bu gerçekten büyük bir problemdir. Bu sosyolojik bir vakadır yani bizim için. Bizim önce işsizliği çözmemiz gerekiyor. İşsizlikle birlikte getirilen ekonomik sıkıntılarımız var. Ekonomik sıkıntılarla birlikte göç oluyor. Maalesef şu anda Dersim gençsizleştirilmiş durumda. Yani öyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ben Alevi kimliğinin kültürünün de yaşatılmasını gerektiğini düşünenlerdenim.
maalesef bizim memleketimizde şu an öyle bir problem de söz konusu. Çünkü bizden sonraki nesil şu anda maalesef kendi kültürünü, inancını, dilini yaşatamıyor maalesef ki. Ya bu konuyla ilgili mesela çalışmalar düzenleyebiliriz, çalıştaylar, paneller. Yani bunu üniversiteyle ortaklaşa yapabiliriz. Yapacaklarına da inanıyorum. Ben üniversitedeki çoğu akademisyenin de bu konuyu yani reddedeceğini düşünmüyorum. Bence yapacaklardır. Atatürk Mahallesi gerçekten çok büyük bir mahalle ve nüfusu da en fazla olan mahalle. Seçmen kitlesi de en fazla olan mahalle. Kadın aday olarak bence çok iyi karşılanıyoruz. Yani hiç o konuda bir problem yok. Artık kadınların özel alana çıkıp kamusal alana girmelerini istiyorlar. Yönetimlerde söz sahibi olmalarını istiyorlar. Özellikle genç olmalarını istiyorlar. Artık yönetimde gençlerin olması gerektiğini düşünüyorlar bence. Şimdi şöyle bir şey var. Bence dersinde ya kadının yeri ve önemi bence iyi. Şöyle çünkü diğer bölgeleri düşündüğümüzde de incelediğimizde de baktığımızda vesaire araştırdığımızda evet diğer bölgelerde bence kadınlar daha fazla eziliyor. Muhakkak ki burada da kadınlar eziliyordur. Tabii ki de psikolojik, fiziksel, cinsel şiddete maruz kalıyorlardır. Ancak bence Dersim'de hani onu çok bilmiyorum. Belki kültürden, belki bağlı oldukları etnik inançtan dolayı olabilir ama burada bence kadına değer veriliyor. Çünkü kadınlar birçok alanda burada ön planda bence. Yani çok geride değiller. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. Bunun da belki kültür, belki inanç, belki işte toplumsal kültürel yapı, gelenek, görenekler. Belki bunlar etkili olabilir. Bunlardan kaynaklı ben kadınların burada ön planda olduğunu düşünüyorum ve bence destekleniyorlar da yani. Türkiye'de de olduğu gibi dünyada da tabii ki de sadece Türkiye'de değil bunu sadece kendi ülkemize bağlayamayız. Kadınlar tabii ki de maalesef halen öldürülmeye devam ediliyor. En son işte hepimizin bildiği gibi İstanbul Sözleşmesi işte artık kaldırıldı, reddedildi. Maalesef şunda öyle bir sözleşme dahil değiliz ülke olarak. Lütfen insanların işte belki siyasal İslamcı bir kadın olabilir. Yani İslamcı bir kadın olabilirsiniz. Siyasal İslamcı değil mi? Ben ona biraz karşıyım. İslamcı bir kadın olabilirsiniz. Yani muhafazakarlığı destekleyen bir kadın olabilirsiniz. Sosyalist, Marksist bir kadın olabilirsiniz. Liberal bir kadın olabilirsiniz. Ya da devletçi bir kadın olabilirsiniz. Lütfen bağlı olduğunuz kimlikler, ideolojiler, inançlar bunlar sizin haklarınızın önüne geçmesin. Ve bence çocuklarınızı, ben de bir anne olarak naçizane fikrim, lütfen kız erkek hangi yani yetiştiriyorsanız yetiştirin. Lütfen bunları eril bir zihniyetle, ataerkil bir zihniyetle böyle yetiştirmeyelim çocuklarımızı. Yani çocuklarımızın o cinsiyet toplumsallaştırılıyor maalesef bizim ülkemizde. Bunu lütfen yapmayalım kadınlar olarak. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ben Atatürk Mahallesi'nde bir parka gitmiştim. Çocuğumu getirmiştim. Çocuğumu orada üstünde pembe bir tişört olduğu için, bu arada oğlum var. Oğlumun üstünde bir pembe tişört olduğu için bir kadın tarafından tepkiyle karşılandım. Sen çocuğun erkek neden pembe giydirir misiniz? Lütfen çocuklarınızı böyle yetiştirmeyin diyorum ben de. Yani siz bütün renkleri sevdirmeyi öğretin. İnsanlar yani pembeye, maviye, siyaha, beyaza, griye düşman olmayın. Bütün renkleri sevelim. Bütün renkleri sevelim ki o zaman biz gerçekten eşitlikçi bir toplumda yaşayacağız. Kadının ve erkeğin eşit olduğu bir toplumda yaşayacağız. Cinsiyeti toplumsallaştırmadan çocuklarımızı yetiştirmeliyiz ki bu çocuklar da yarın öbür gün katil olmasınlar. Eşini döven çocuklar olmasınlar. Şu anda bir kadın öldürülüyorsa sadece onu öldüren kişi midir suçlu? Hayır tabii ki de. Çünkü onu yetiştiren bir zihniyet var, bir aile var, bir yapı var, bir inanç, bir kültür var. O yüzden bizim gerçekten bu zihni yapılanmayı yıkmamız gerekiyor. Buradan yola çıkarak da şunu söylemek istiyorum. Tüm dünya kadınların emekçi kadınlar gününü kutluyorum. Marx'ın çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki dünyanın bütün işçileri birleşiniz. Ben de demin ilk başta bahsettiğim şeyden yola çıkarak diyorum ki lütfen dünyanın bütün kadınları birleşiniz. Kimlikleriniz, inançlarınız, ideolojileriniz bunları sizin önünüze geçirmesin. Bence en büyük problemimiz deprem. Deprem olduğu için insanlar şu anda güvenli bir yerde oturmak istiyorlar. Binaların denetlenmesini istiyorlar. Diğer ikinci bir problemimiz maalesef sokak hayvanları. Çok şikayetçi insanlar sokak hayvanlarından. Bu sokak hayvanlarını şöyle yapabiliriz. Bence çünkü Elazığ'da ben görmüştüm bunu. Orada mesela barınaklar oluyor. Bu barınaklarda sokak hayvanları besleniyor. Ve insanlara sahiplendiriliyor. Sahiplenilmek istenilen insanlara. Ve sahiplenmene de genellikle kısırlaştırılıyor. Ve gerçekten biz hiç Elazığ'da sokak hayvanları görmüyorduk. Dersimde de bunu yapabiliriz aslında. Gerçekten böyle bir barınaklar oluşturabilirsek, hayvanları orada besleyebilirsek, yarısı sahiplendirmek isteyenleri sahiplendirebilirsek bu konuda bunu yapabiliriz. Bence işsizlik de çok fazla ve insanlar artık işsizlik yüzünden Avrupa ülkelerine göç atmaya başladılar. Bunu önlemek için bazı şeyler yapmalıyız. Bence bunu da ancak siyasi partilerle, belediyeyle ya da valilikle artık nasıl yapabileceksek bilmiyorum. Bunu önüne geçmemiz gerekiyor. Diğer problemlerimiz, en önemli sorunumuz intihar bence. Çünkü gerçekten Dersim'de çok fazla şu anda intihar. Bunun da önüne maalesef ki diğer yine belirttiğim gibi kamu kurum kuruluşları özellikle aile sosyal politikalar. Çünkü
bizim orada sosyologlar var, sosyal hizmet uzmanları var. Bunlarla aslında işte ASTP elemanları var. Bunlarla aslında işbirliği içine geçerek halkı bilinçlendirme konusunda aslında bunların önüne geçebiliriz. Ama bizim temel sorunlarımızdan biri dediğim gibi önce deprem, sonra işsizlik bence şu an en büyük problemimiz o yani. Bence bir muhtar adayı o toplumda avukat olabilmeli, psikolog olabilmeli, sosyolog olabilmeli, felsefeci olabilmeli. Yani biz bir toplum tipolojisini iyi bilmemiz gerekiyor. Ben de bu toplumda doğmuş, büyümüş, hiçbir zaman bu toprakların dışına çıkmamış, hatta üniversite bile kendi memleketimde okumuş bir birey olarak bu toplumun kültürünü, inancını bilen biriyim. Sorunlarını da çok iyi bilen biriyim. Ve gerçekten her alanda da temsiliyet kabiliyeti olan biriyim. Onları da iyi temsil edebileceğine inananlardan biriyim. O yüzden insanlardan o istedim. Bu kadar.